Aslında Wagner nasıl ortaya çıktı, hangi coğrafyalarda çalıştı? Değerli akademisyenler, emekli askerler ve bize katkı sunacak olan Moskova'dan iki tane değerli arkadaşımızla da şu anda konuşmaya devam edeceğiz. Ben hemen sevgili Abdullah Ağar'a dönmek istiyorum. Abdullah Ağar, seni biraz beklettik ama sen de gün içinde, hatta dün geceden beri yayındaydın. Benle beraber sabaha kadar da yayınlardan sağ ol, bize çok büyük destek verdin. Şimdi tabii bugün Moskova'nın kapılarına kadar hareket eden bir Wagner vardı. Prigojin şimdi tartışmaların merkezinde. Gerçekten Belarus'a gidecek mi? Gittiği zaman çok açık bir tabirle hemen sorayım. Orada rahat duracak mı? Yani Putin'i rahatlatacak mı? Ve tekrar Wagner'i toparlayıp Rusya'da Putin'e karşı, ya da çünkü bu saatten sonra artık Şoygu'ya karşı ya da Genelkurmay Başkanı'na karşı değil, doğrudan Moskova yönetimine karşı bir kalkışmaya kalkışabilir. Bundan sonrası için Wagner ne yapar? Hangi seçenekler Wagner'in ve yöneticilerinin önünde sence? Şimdi tabii Afrika'da 8 ülkede, Libya dahil olmak üzere, Suriye'de ve Rusya'yı ilgilendiren Rusya'nın kendi askeriyle bütünleşik veya ayrı ayrı etkili olmaya çalıştığı coğrafyalarda Rusya'nın menfaatlerini kovalayan bir yapılanma Wagner. Bir klasik, özellikle Irak'ta gördüğümüz para odaklı veya savaş baronlarının menfaatlerine hizmet eden bir yapıya benziyor mu? Çok benzemiyor. Bir kere temel karakteri Rus milliyetçiliği ve Rus vatanseverliği. Bir diğer tarafıyla da belki de en önemli özelliği Rus kamusal nizamıyla, yani istihbaratıyla, ordusuyla ve bürokrasisiyle son derece ciddi ve derin bağları var. Bu açıdan bakıldığı zaman Rus derin devletinin bir yansıması, ete kemiğe bürünmüş bir silahlı gücü olarak tanımlamak da mümkün. Şimdi bu açılardan değerlendirildiğinde ve bir diğer tarafıyla da Ukrayna Savaşı'nda ortaya koymuş olduğu etkinlik. Şimdi bildiğimiz klasik paralı asker yapılarından farklı olarak kullanıldı Ukrayna Savaşı'nda. Bir konvansiyonel güç gibi hareket etti. Belli bir alanı, belli bir hattı, belli bir derinliği tuttu. Ve bunda Rusya açısından da büyük faydalar üretti. Prigojin'in kendi ifadeleriyle çok zor koşullarda iktidai destekle büyük fedakarlık, büyük kahramanlık ve büyük başarı üretti. Ve bunların Rus halkı başta olmak üzere Rus devleti içerisinde bir karşılığı var. Ki ona güvenerek zaten son derece iddialı açıklamalar yaptı ve hamleler ortaya koydu. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman harcanması çok kolay bir örgüt değil. Kazılması çok kolay bir örgüt değil. Ama ne yapılabilir? Üretmiş olduğu rahatsızlık ve üretmiş olduğu tehdit ortadan kaldırılacak şekilde yeniden dizayn edilebilir. Ki hatta ortaya çıkan tenakuzlardan, işte Şoygu ve Gerasimov'la çekişmesinden ve didişmesinden kaynaklanan rahatsızlıklara bağlı olmak üzere bu olaydan önce Rus ordusuna bir hiyerarşi içerisinde bağlanmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar tabii Prigojin'i biraz etkisini, inisiyatifini azalttı. Bu kalkışmada etkisi olabilir mi? Mümkündür, olabilir. Ama bir gerçek var. Burada Ruslar Rusları vurdu. Şimdi bu çok büyük bir kavramsal ve güven bunalımı. Şimdi bunu yönetmesi gerekiyor. Bu açıdan da vazgeçilmesi veya ortadan kaldırılması son derece zor bir örgüt. Bir dirençle, bir mukavemetle veya bir kırılmayla da karşı karşıya kalabilir.
Yani krizi bir şekilde doğru yönetmesi gerekiyor ve son derece zor parametreler var Putin'in karşısında. Bir diğer tarafıyla ne istiyordu? Bunu hiçbir zaman bir darbe girişimi, bir isyan olarak tanımlamadı. Bir adalet yürüyüşü olarak tanımladı Prigojin ve cümlesi şuydu: ordu içerisinde adaleti tesis edeceğiz ve Ukrayna'ya savaşmaya geri döneceğiz. Şimdi Ukrayna'ya savaşmaya bu geri döner mi? Bu cümlenin sonundaki ifadeye bir soru sormak istiyorum sevgili Abdullah. Ukrayna'ya geri döneceğiz. Sence bu saatten sonra Rusya ordusu, Rusya istihbaratı veya Putin Wagner'in bir daha Ukrayna sahasına dönmesi noktasında güvenebilir mi? Güvenmezse de Wagner'in o yaratacağı boşluğu kim dolduracak? Şimdi yani Wagner'in anlaşma metninde şunlar var, öyle gözüküyor. Bunlar da bir teyit edilecek. Şoygu'nun istifası. Bir şart bu. İkinci şart, Wagner üyelerine af. Üçüncü şart da Afrika'ya geri dönüş imkanı. Şimdi bunlar sağlanmış gibi gözüküyor ki zaten bunlar fiiliyatta uygulanan şeyler. Şoygu meselesi tabii son derece önemli. Çünkü şimdi şuraya dönmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun şeyini çok iyi bilmiyoruz. Bakmut'taki Wagner'in karşı karşıya kaldığı saldırının müsebbibi kim? Bu Putin'in riyasetinde mi oldu? Yani bilgisi dahilinde mi yapıldı? Yoksa Putin'e mi rağmen yapıldı? Yoksa Rusya tarafı yapmadığı bir başka güç yaptı, bu Rusya'nın üzerine kaldı, Prigojin böyle mi algıladı? Veya bunu Prigojin mi kendisi mi tezgahladı, bir maske mazereti olarak kullandı? Veya Rusya dışından, yani Prigojin ve Rus devleti haricinde bir başka güç mü bu süreci manipüle etti? Bunları bilmiyoruz. Ama bence temel parametre orası. Oradan yola çıkarak bir şekilde Putin meseleyi bir şekilde çözme eğilim içerisinde olacak. Şunu hani vazgeçmekten ziyade, çünkü bir boşluk oluşacak. Bu yapının, biraz önce ifade etmeye çalıştım, Rus derin devletiyle ve Rus bürokrasisiyle, askeri, istihbarat ve kamusal bürokrasisiyle son derece güçlü bağları var. Kabul görmüş ve karşılığı var toplumda. Çünkü bakın, bu çok önemli bir şey. Yani Rus ordusunun yolsuzlukla suçlandığı, başarısızlıkla suçlandığı bir Ukrayna Savaşı'nda başarı üretti. Sembol bir figüre dönüştü. Hatta Rus ordusunun önüne geçti. Şimdi böyle bir yapıyı kaldırıp ortadan kazımak çok kolay bir şey değil. Zor ve karşılıkları olacak ama şu an yaptığıyla da bir güven bunalıma sebebiyet verdi mi? Evet, verdi. Ama bir diğer tarafıyla da şu var: buraya gelinceye kadar da bu rekabetten, bu didişmeden bir şekilde Putin müsaade etti, problemi çözmedi. Belki de şu oldu: rekabetten hoşlandı ve bunu kullandı. Yoksa bir şekilde bunu çözebilirdi. Bir diğer tarafıyla Putin göstermiş olduğu Wagner örneğiyle birlikte... Sevgili Abdullah, bir aydan bu yana bu tartışmalar devam ediyor. Yani bir aydır Putin hiçbir açıklama yapmadı. Genelkurmay Başkanı'na yönelik küfürleşme, yani Savunma Bakanı'na yönelik küfürleşmeler oldu ve Putin hiçbir şekilde müdahil olmadı. Hatta bir aracı gönderip sus bile demedi. Genel itibariyle hani Rusya'da kulislerde konuşulan Putin'in hem Wagner'in liderinden bir anlamda kurtuluş, hem de Şoygu'nun Ukrayna'daki ağır maliyetinden kaynaklı ikisini bir arada tasfiye sürecini başlatmak için sessiz kaldığına dair yorumlar var. Başka bir detay daha var. Savaş sırasında pek çok komutan değiştirildi ve en son Putin çareyi Şoygu'yu ve Gerasimov'u cepheye göndermekte buldu. Yani
Putin, Putin'in Gerasimov ve Şoygu'yla da ilgili sancıları olabilir. Prigojin'le bunu dengelemek, hatta bir şekilde alternatif olarak gösterme gibi bir takım taktikleri de izlemiş olabilir. Yani bunları da yapmış olabilir. Bütün bu açılardan bakıldığında bir başka şey daha söyleyeceğim ben. Bir komplo teorisi gibi gözükebilir. Ama bu savaşta biz bu savaşın belki de 5. nesil savaş olmasının en özel özelliklerinden bir tanesi de algının, asimetrinin, kamu diplomasisinin ve psikolojik harekatın çok mahir bir şekilde, profesyonel bir şekilde kullanıldığını gördük. Açıklamalar bizleri yanılttı. Açıklamalarla zihnimize sızıp bizleri kendi istedikleri gibi yönetmeye giriştiler. Her iki tarafta, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere. Şimdi burada bakış açısı olarak, olasılık olarak bir cambaza bak oyunu olabilir mi? Türkçe ifadesiyle veya bir kayıkçı kavgası olabilir mi? Çünkü burada bir başka koku var. Bir içimizdeki İrlandalıları temizleyelim meselesi de var. Çünkü pek çok yapı, şimdi ne diyoruz? İşte pilotlar, işte dün konuştuk 45. Brigade, Tugay, sınır muhafızları, sınır muhafızlarının komutanı, Rusya'daki ortaya konulan tepkiler, kimler Prigojin tarafını tuttuğu, kimler Putin tarafını tuttuğu, buna dair de bir turnusol kağıdına dönüştü.